Crohn ve ülseratif kolit. Bu iki ağır hastalık, çok çok ağır. Yani tedavisi yok gibi. Mesela Hollanda'dan Adem Bey ülseratif kolite yakalanmış. Yani bağırsağında yara oluşmuş. Hı hı. Yara nedeniyle bir şey yediği zaman nereye gidiyor? Yaranın üzerine geldiği zaman sürekli hemen lavaboya koşması gerekiyor. Sokağa çıkamıyor. Çünkü Avrupa'da böyle, Türkiye'de olduğu gibi camiler, her caminin yanında tuvalet var vesaire. Ve insan ihtiyacı orada gider. Orada öyle bir şey yok. Sokağa çıktın, dikkat etmezsen tamam. Ve ülseratif kolit hastasında hemen lavaboya yetişmek zorunda. Yetişemezse tamam, gitti bitti. Evet. 15 yıldır sokağa çıkamıyor adam. Çalışamıyor. Alışverişe bile gidemiyor. Yani sokağa çıkmadan önce 4-5 saat bir şey yemiyor. Ne çalışabiliyor, ne sokağa çıkabiliyor, ne gezmeye gidebiliyor, ne misafirle gidiyor. Sosyal hayatı bitmiş. Sosyal hayat bitmiş, bir de bu da yani çok büyük bir engel zaten. Tabii. Hocam. İltihabi bağırsak hastalıkları için bu akgünlüğün birleşimindeki bosfelik asit ne yapıyor? Lipokinaz enzimi frenliyor, azaltıyor. Böylece doymamış yağ asitleri, yani omega 3-6-9 hormona dönüşüyor. Normal dönüşüm. Elengaz ve desturaz isimli enzimler normal dönüşümü sağlıyor, faydalı hale geliyor. Fakat işte bununla ilgili yapılan klinik araştırma, mesela morbus Crohn ve ülseratif kolit hastaları iyileşmiş, tedavi edilmiş. Bununla ilgili akgünlük Türkçesi, Boswellia zerata Latincesi. Ülseratif kolit hastaları ve Crohn hastaları için çok büyük bir buluş. Hamdolsun böyle bir çalışmamız oldu bizim de. Birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı oluşan bir formül geliştirdik. Bunu kişi kullandığı zaman hemen değil, 2-3 ay içerisinde ağır değilse ülseratif kolit ve Crohn hastalığı ortadan kalkar. Çok çok ağırsa, böyle tamamen yara haline gelmişse biraz zaman alır. Fakat onu da iyileştirir. Çünkü burada ne diyoruz? Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Evet. İsteyen Google'a girip Google'dan Boswellia zerata yazdığı zaman veya Türkçe akgünlük, bir sürü bilgi var. Google'da isteyen görebilir. Tekrar rica edebilir miyim hocam? Türkçe akgünlük. Akgünlük. Evet, akgünlük. Evet, Latincesi Boswellia. Boswellia. W buradaki, evet. Boswellia Forte diye ürün ürettik. Bunu kullandığı zaman kişi, tabii ki bağırsaklarında mantar varsa, hı hı, aloe vera de kullanması gerekir. Midesinde gastrit, ülser varsa tonik de kullanması gerekir. Onlar da bizim buradaki likit ürünler. Yani nedir rahatsızlık? Bunu tetikleyen birçok faktör olabilir. Eğer bakteri veya mantar varsa o zaman başka ürünlerde takviye etmek gerekir. Bunu kullandığı zaman kişi en ağır Crohn ve ülseratif kolitten kurtulur inşallah. Bununla ilgili zaten birçok klinik araştırması var. Evet, romatizma ile ilgili de yine aynı şekilde akgünlükle klinik araştırmalar yapılmış. 260 hasta Tübingen Üniversitesi tarafından klinikte tedavi denemeleri yapılmış. Hastalar bununla tedavi edilmiş. Yani burada iltihabi hastalıklar sadece ülseratif kolit veya Crohn değil, romatoid artrit olsun, prostat iltihaplanması olsun, beyincik iltihaplanması olsun, omurilik iltihaplanması olsun, birçok iltihabi hastalığın tetikleyen sebep nedir? Yani bu lipoksinaz enziminin aşırı aktif olması. Onu frenlediğinizde iltihabi hastalıklar ne oluyor? Ortadan kalkıyor. İşte romatoid artrite aynı şekilde Boswellia mükemmel bir etkiye sahip. Klinik araştırmalarla belgelenmiş. Tübingen'de yapılan 260 kişi üzerinde yapılan klinik araştırması romatizmayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Fakat iltihabi olmayan bir romatizma hastalığı ise o zaman onunla da ilgili Harpago. Yani Harpago. Bunu Harpago fitum procombensis Latincesi, Türkçesi şeytan pençesi kökü. Kökü, yani bunun şeytan pençesi denmesinin sebebi şu: çiçeği tohuma dönerken böyle pençe gibi olur. Bu nedenle şeytan pençesi kökü denir. Bunun patatese benzer kökleri, yumruları var. 2 metre derinlikte. Namibya çöllerinde yetişir. 6 ay su görmez. Bitki kendini korumak için 2 metre derinlikte böyle yumrular oluşturur.
Bu yumruların birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Bu her türlü romatizmaya karşı, artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyaljiye karşı etkili olduğu klinik araştırmalara belgelenmiştir. Bununla ilgili mesela Almanya'nın Freiburg şehrinden Profesör Doktor Kuvrinski 15 bin hastayı kendi kliniğinde tedavi etmiştir. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji, omuz, sırt, bel, baş ağrıları olan hastalar. Belge var, bilgi var. Bununla ilgili de burada dergilerde, kitaplarda her türlü isteyen Google'dan girebilir veya doğaltedavi.net'te bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Benim yazmış olduğum kitapta da yüzlerce klinik araştırma, bugüne kadar 50 binden fazla romatizma hastası tedavi edilmiştir. Sadece harpagoyla. Fakat kişide yine söylediğim gibi midesinde problem varsa, bağırsaklarında problem varsa, mesela bir de bakteri varsa tonik gerekir, lahana suyundan üretiyoruz onu. Bağırsaklarında mantar varsa aloe vera jel gerekir. Kaptamar rahatsızları varsa iksir gerekir. Yani hastalık farklı farklı etkenler bunu tetikleyebilir. O etkenleri bilebilirsek onu tamamlayıcı başka ürünlerle takviye ederiz. Problemi hallederiz yani. Bununla da ilgili elimizde her türlü imkan var. Evet.